Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ela inne evliya Allahu la khafun aleyhim ve lahum yahzenun. Sadakallahu lazim. Şu kainatta insan bir Filistin cami olduğundan İnsan, şu kainatta insan bir Filiste-i camiye olduğundan Filist var ya kitabın sonundaki Filiste, hepsini tazamın ediyor. Ama şöyle yeni kitap okuyanlar için de böyle kitaba başlamadan önce siz de, yeni şart değil. İlk önce Filiste'yi okuyun, sonra kitabı baştan başlayın. Niye? Çünkü Filiste okuyunca Allah Allah bunlar mı izah ediyordu diyoruz. Ha, bunun izahı mı vardı orada? Yani Filiste noktayı nazar veriyor. Bu noktadan bak. Şimdi insan kainatın Filiste-i camiası yani 18 bin alemin hulasa-i camiası ama maalesef işte sefaat, günahlar, işte siyaset, felsefe, hayat-ı dünyanın temini, 3 tane hastalık var ya, onlar insanı bedene indirgedi. İşte bedeni hacatlar, tiryakili, gelenek belasıyla da 20'den 100'e çıkarmış. 4'ten 20'ye çıkarmış. Öyle diyor. Bedene hapsolmuş yani. Bedensel hayatta hapsolmuş. Huzuru da, mutluluğu da orada arıyor ama bulamayacak. Mümkün değil ki. İnsan niye mutlu değil? İnsan niye namaz kılmıyor? Niye insanlığı unuttu? Niye bu zulmü yapıyor? Niye bu haksızlığı yapıyor? Niye bunları söylemiyor? Ne sorarsan sorun bana. Cevabı şu, insan kendisini tanımıyor. Tanımıyor. İnsanın bir tarifi var. Felsefede, işte mücadele eden bir hayvandır. Konuşan bir hayvandır. Yani felsefe hani bir şey söylüyor, hayvandır. Söylüyor, hayvandır. Düşünen bir hayvandır. Bir de ustadın 218. sayfa şualarda anlatıyor. 20 vecile insan tarifi var. Bir bak bakalım. Ha mesela bir tanesi de bu. İnsan 18 bin alemin hulasa-i camiası. Anlam yüklemek için ben bunları okuyorum. Yani öyle mi? Allah Allah. Peki o zaman ne işimize yarıyor? O nazarımızda büyük olanlara bir bakıyorsun ki küçülüyor. Dertlerinin büyük gözükmesinin sebebi kendini küçük görmekten kaynaklanıyor. İnsan kendisini ne kadar tanırsa o engel zannettiği, dert zannettiği şeylerin basamak olduğunu görecek. Basamak ya. Mesela bir misal vereyim. Bugünkü balkondaki tefekkürümü söylüyorum. Akılla çalışıyorum böyle. Görünce de pazarda şurada herhalde bir konfer şey var değil mi? Ne diyorlar buna? Konser. Ha? Konser var. Ha. Gayet normal görüyorsun bunları. Hepsi konu gayet normal. Zalimi de normal görüyorsun. Niye biliyor musun? Şimdi bir ağacı Allah büyütecek. Balkondan ağaca bakıyorum. Vallahi dünyanın dönmesi lazım. Dünyanın 23 derece 27 dakika ek olması lazım. Güneşe mesafesi şey olması lazım. Yağmur yağdırılması lazım. Toprak şey olma vesaire. Bu kadar farklı şeyler bunun için. Ama çok fazla şey olsun. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun Şoban'a? Bu ulema-i İslam şöyle demiş ya bu asra, kayıp asır. İnsanlığın gelmediğini kabul ediliyor. Yani insanlık diyor inkıtağa uğradı. Geldi insan yaşıyordu. Sonra ne olduysa bir dönem oldu. İnsan yaşamadı dünyada. Yaşanmamış kabul ediliyor. Ahir zaman fitnesine insanın yaşamadığı kabul ediliyor. Bak ne anlatacağım. Dünyanın dönmesi, uzaklığı, nem derecesi, şu galaksiler, baş döndürücü yerde dünyanın konumu, kainatın kalbi biliyor musunuz? İnsan var mı? 15. sözde söylüyor. Kainatın kalbi dünyaymış. Yok. Başka mahluk var. 15. sözde söylüyor.
küre-i arz kainatın kalbidir diyor. Başka yok. Ama başka mahluk var, onu söylüyor. Kur'an'da da söylüyor zaten. Dabbe var diyor. Yani bir ağacın büyümesi için bak neler gerekiyor. Bir tane insan, bak bir tane insan olan insan olması için bu pazar, Rize, bu bölgedeki bu tür insanların hepsinin gelmesi, şenlendirmesi, farklılık yapması, canlandırması, o insanın ürkekliğini, korkusunu kaldırsa, o insanın yaşamasına bir derece bu gürültüler de bir şey veriyor. Dünya yoksa korkunç olur. Yani bir tek başına sen varsın, hiç kimse yok. Hiç kim, hiçbir Allah'ın kulu yok. Tek. Hepsi ölmüş. Yok. Buharlaşmış. Ancak Adem Aleyhisselam gibi ulul az peygamberin bir ruhu lazım ki dayansın. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Ben ne anlatacağım şimdi? Kalbinize gidecek. Anlatabiliyorsam tabii hissiyatımı bakayım. Tercümanlık yapabilecek miyim? Yani bir Adem Aleyhisselam geldi. Bütün sistem kurulmuş. Bir sürü sistem. Sırf onun ruhunun inkişaf etmesi için bu sistem kurulması israf değildir. Şimdi bu kadar insanlar var, gürültü yapıyor, çay getiriyor, ağaç dikiyor, bağırıyor, çağırıyor, çocuk doğuyor, insanlar ölüyor, mezarlar oluyor, dirilen, ölenler, hepsi böyle. Aramızda birkaç kişinin insan olması için yapılan masraf, biliyor musunuz bunları? Aramızda birkaç kişinin, yani insan olması için yapılan düzenek gibi geliyor bana. Çünkü Allah bu kainatı, bu sistemi böyle bir insanların üzerine kurmaz yani. Yani Allah nazarında o ruh var ya, o ruh, o ruh, tek ruhlar. Onların inkişaf ve inbisatı için bu sistem gerekiyor. Mesela şöyle uygulayayım onu. Bir İmam-ı Rabbani'yi kefeye koy. Bu asırdaki insanların ne kadar bu öteki karşıt kefeye koyalım ki bunu tartsın. Kaç tane Rize'de insan koyalım ki Yusuf, İmam-ı Rabbani olsun, hepsini birleştirsin. Olur mu? Olmaz. Bütün insanlığı gelmiş gelecek Hazreti Muhammed olur mu? Olmaz değil mi? Olmaz. Bağırsın bütün insanların bir araya koy. Bir Bediüzzaman olur İsmail. Olmaz. Mesela böyle köyden inerken böyle ormanın içinde böyle tefekkür ederken yolda bir şey yapıyorsun, dağa gidiyorsun. Eminim. O senin o andaki o 5 dakikalık, 3 dakikalık tefekkür için bu sistem, bu düzene kurulmuş. Bu nasıl bir şey bilmiyorum ki zaten. Ancak şunu biliyorum. Geçen hafta konuşmuştuk. Herkesin bir sırrı var. Kimseye söylemediğin sırrı var. Biraz daha sırlıktan çıkan hanımına söylüyorsun. Biraz daha dış tarafta şuna buna söylüyorsun ama bir sır var ki hiç kimseye söylemiyorsun. Allah'ın da böyle sırrı var. Diyor ki Cenab-ı Hak hadis-i kutsinde, insan benim sırrımdır, ben de insanım. İşte o Allah'ın o sırrını, Allah'ın o sırrını fark eden birkaç kişi yaşaması için şu dünya kurulsa, düzenek olsa israf olmuyor. Tek tük, tek tük bir kişi, mesela misal veriyorum sana. Köy o gün konser, hiç kimse akşamı kılmıyor, konser var ya vesaire. Sen de o gün evden çıktın tarlaya giderken, dağlaya doğru böyle insanı tefekkür ediyorsun, insanı düşünüyorsun. Yani bu varlık, hiç Allah varken hiçbir şey yoktu. Böyle bu sistemin, bunları düşünüyorsun. 3-5 dakika. Bunun için yetiyordu o köyün kurulması için. 3-5 dakika için yetiyor. Bunu nereden çıkartıyorsun? 24. mektup bunu anlatıyor. 24. mektup bunun ruhunu anlatıyor. Şimdi bu noktadan bakın diye anlattım bunu şimdi. İnsan kainatta bir Filiste-i Camii olduğundan insanın kalbi binler alemin haritayı manevi hükmündedir. İnsanın kalbi binler alemin haritayı manevi hükmündedir.
Orada bir tane olmaz mı hocam? Bir tane. Diğer binler diyor. Diyor ki binler alemin, binler alem. Evet. Mesela coğrafya haritası, fizik haritalar var, kaza su haritası var, petrolcuların haritası var. Hepsi farklı da insan binler alemin haritayı manevisi. Allah cem etmiş. Ama kör olası cehalet ihtiyaç duymuyor hizmete, Risale'ye. Mesela Risale-i Nur niye anlamıyoruz? Yani niye anlamam? Öyle niye söylüyorlar? Niye anlamıyoruz diyorlar? Çünkü ihtiyaç duymuyor. Sen ihtiyaç bir şey duydun da kıvıramadığın ne var yani? Bir tane söyler misin? Yapmışsın. İhtiyaç duymuyoruz. Niye derse gelmiyor? İhtiyaç duymuyoruz. Niye okumuyor? İhtiyaç duymuyoruz. Niye anlamıyor? İhtiyaç duymuyoruz. İhtiyaçtan değil yani. Risale okumak, kitap okumak ihtiyaçtan değil. Kur'an okumak ihtiyaç değil. Öyle bir hobim yok diyor adam. İnsan, insanın kalbi binler alemin harita-i manevisi hükmündedir. Evet, insanın kafasındaki dimağ şu. Hatsiz, telsiz, telgraf ve telefonların santral denilen merkezi müsülü. Hatsiz, telsiz, telgraf, telefon. Santral hükmünde. Merkez mesela diyorsun... Alo, evet işte falan fabrika, 126'ya bağlar mısın? Hemen dahili şey, bilmiyorsan operatör bağlı. İnsan kafası da böyle. Mesela binler alemi, Filistesi burası, orası arıyor, burayı, ruhu, bu santralle geçiyor. Burası arıyor, bu santral vasıtasıyla bağlanıyor. Bunu kaymet bahsinde çok güzel izah ediyor o santral oluşu insanın. 121. sayfa şu anlarda insanın kafası değil kendisi berza olduğunu, geçiş olduğunu, ötelerin buraya, buraların öteye geçmede ve vasıta ve santral şey berzahlık yapıyorlarmış insanlar. Bazı hani biraz önce anlattım ya böyle bir kişi dahi olsa yetiyor. Bir kişi. Bu düzeneğin olması için ha buralarda bir sürü yer var da hem bunlarla alakalı olsun o cümleyi 121. sayfada diyor ki onlar bak onlar o tek tükler Rizam tek tük adamların onlar alemi gayb ve alemi şehadet ortasında alemi gayb ve alemi şehadet ortasında o tek tük adamlar iyi çekiyor takke var. İnsani, yani insan değil, insana temsil ettiği şey, insanın temsil ettiği şey. İnsani nokta olsa, insani sonundaki ide nokta olsa, insani kendisi. Apostrof koymuş, takke böyle koymuş. İnsani olursa, insanın kendisi değil, temsil etmiş olduğu şey. Bir de okuyorum, onlar, o insanlar, alemi gayb ve alemi şehadet. Ortasında insani berzahtırlar. İnsani berzahtırlar. Ne oluyor peki bunlar? Ve iki alemin birbirleriyle temasları, alemi gayb ile alemi şehadet arasındaki temas, temasları o ve muameleleri, bunlar arasında temas ve muameleleri direkt olmuyor, seninle olmuyor. İnsana nispeten o noktalarda oluyor. O berzahi insanlar üzerine cehram ediyor. Yani trafo vazifesini yapıyor. Evet. Mesela Keban Barajı'nın elektriğini buraya bağlasan bina uçar. İlle ara format olması lazım. Allah'ın Celle Celaluhu hay sıfatı direkt insana vursa insan uçar. Allah Resulü'nden üzerine cehran ediyor. Yani indirgiyor. Bize uygun mesela şehire geliyor. Şu mahalle bir trafo koymuş. Allah'ın hay sıfatı insana direkt tecelli etse insan kaldıramaz. Resulullah üzerinde cehran ediyor. Trafo vazifesini yapıyor. İndirgiyor.
O noktada oluyor. Hatta onun için diyor ki peygamber için alemi gaybı alemi şehadete taşıdı diyor. Yani gelmesi orayı buraya taşımış. Çok acayip bir şey yani. Tabii bu asırda bunlarla meşgul olmak, bu tür şeylerle meşgul olmak kalmamış, az kalmış. Onun için zaten bu dersi şey yapayım. Az kalmış. Risale-i Nur'lara ihtiyaç duyulmuyor. Yani bunu dışarıdaki insandan bahsetmiyor. Bunu maalesef bizden bahsediyor. Lütfen sakın bunu sokaktaki insanlara indirgemeyin. İhtiyaç duymuyor. Biziz, biz. Biz buna ihtiyaç fazla duymuyoruz. Nereden biliyoruz? Okumuyoruz. Okusak bile terbiye olmuyoruz. Ben kendi nefsim için söylüyorum. Bildim bildik yani. Bir ucu kadar değişiklik olmuyor. Yani okuyoruz, malumat sahibi oluyoruz. Yakrauna Kur'an, işte bunu çok zikrederdi o hadisi. Kur'an okurlar diyor ama boğazından aşağı inmeyecek diyor. Eylemde yok okuduğumuz. Delil o. İsmail. Eylemde yok. Diyor ki, levrake levlak, lama halatu leflak. Hitabına mazar ve hakikat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam. Kimmiş bu? Hakikati. İnsandan bahsetmiyor bu. Muhammed insan ismi değil ama insana dermiş. O Allah var iken hiçbir şey yoktu, kainatı yaratacağım deyip de ilk çekirdeği, ilk nuru yaratması, o nurun, o çekirdeğin adı Muhammed. Beşeriyeti, baba olması, komutan olması, peygamber olması Ahmet. Şimdi onun, o ruh noktasına diyor ki, hakikati Muhammed'i aleyhissalatü vesselam kimmiş? Hem sebebi hilkat alem. İnsan olarak düşünürsen değil, o nur olarak hem hilkatin hem sebebi hilkat alem. Alemin yaratılmasının sebebi. Hem neticesi ve en mükemmel meyvesi olduğu gibi bu kainatın hakiki kemalatı ve sermedi Cemil-i Zülcelal'in baki ayneleri ve sıfatlarının cilveleri ve hikmetli efalinin vazifedar eserleri ve çok manidar mektupları olması iyi dinleyin, burası için açtım orayı, baki bir alemi taşıması. Alemi gaybı alemi şehadete taşıdı. Baki bir alemi taşıması. Onu taşıyor. Mesela bekarsın, kendini taşıyorsun. İzzetini, şerefini taşıyorsun. Evlisin, çoluk çocuğun var, o nispetten emanetleri taşıyorsun. Cemaat değilsin, kendinden sorumlusun. Cemaate girdin, cemaatta biliniyorsun, artık sen değilsin. Öyle keyfime aşağı hareket yapamazsın, diyemezsin, konuşamazsın. Sokak ağzını kullanamazsın, sokak davranış yapamazsın. Sokak insanı olamazsın yani. O ağzı, o şeyi kullanamaz. Kullanmamamız lazım. İnsan 18 bin alemin kalbi, binler alemin haritayı manevisi hükmündedir. Evet, insanın kafasındaki dima, bak kafasındaki dima, hadsiz, telsiz, telgraf, telefonların santrali denilen merkezi müsüllü. Kainatın bir nevi merkezi manevisi olduğunu gösteren hadsiz funun ve ulumu beşeri olduğu gibi. Yani insanın kainatın halifesi olduğunu nereden biliyoruz? Fenleriyle biliyoruz. 60 kilo ama uzaylara tasarruf ediyor. Denizin dibine tasarruf ediyor. Toprağın altına tasarruf ediyor. 60 kilo ama nesiyle biliniyor insan böyle olduğunu? Kainatın merkezi manevisi olduğunu insan varsa, insan ama böyle insan suretinde değil böyle. İnsan varsa Allah kainatı devam ettiriyor. Merkezi manevisi olduğunu gösteren hadsiz funun ve ulumu beşeri olduğu gibi insanın mahiyetindeki kalbi dahi
insanın mahiyetindeki kalbi dahi hadsiz hakaiki kainatın mazarı, medarı, çekirdeği olduğu ve hat ve saba gelmeyen ehli velayetin yazdıkları milyonlarla nurani kitaplar gösteriyorlar. İnsanın kalbi hadsiz hakaiki kainatın mazarı, kainata tecil mazarı şu: Allah senin dışında arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, Azrail, kadın, erkek, domuz, yılan, geçmiş, gelecek, kuzey, güney, ne varsa hepsine nasıl esma tecelli ediyorsa bil kuvve sana tecelli ediyor. Hayat vasıtasıyla her bir zihayat, hayat var ya hayat, kainatın hulasası oluyor. Hayat vasıtasıyla insan kainatın hulasayı camiası oluyor. Hayat hepsini cem etmiş. Niye biliyor musunuz? Kayalar, Cebrail, cennet, cehennem, Mikail, dağlar, tepeler, arş, kürs, her şey hayattan yaratılmış. Kudretle yapmış, iradeyle tercih etmiş, ilimle programlamış. Hayat malzeme, Allah taşı neyle yapmış? Allah bereket taşı yoktu. Taşları, toprakları hayat sıfatıyla yapmış. Malzeme hayat. O zaman neyi anlatmaya çalışıyorum? Hayat kimde varsa, hayat ile yaratılan her şey onda. Hayat böyle. Kainatın firistesi. Kendine küçük deme diyor. İşaret-i var mı? Heh, şuradaymış. İşaret-i cazda bak ne diyor. Ve tez umu enneke cirmun sahirun ve fiken davel alemu alemul ekber. İmam Ali radıyallahu anh diyor ki diyor. Ve tez umu enneke cirmun sahirun ve fiken davel alemul ekber. Emrettiği gibi, İmam Ali emrettiği gibi diyor ki insan küçük bir cisim ise de 60 kilo büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Mesela flaş bellek var ya böyle, hafıza kartı. Bakıyorsun 128 GB diyor. 500 GB'lık da var bellek. Kaç tane film içine alıyor. Ses var orada. Kulağına koysanız belleğe ses duymazsınız ama ses orada. Suret var orada. Manzaralar var orada. İlim var. Bir sürü manevi konuşmalar da var. Haller de var. Var da var. Ama gözünle bakarsan göremezsin. Kulağınla duymaya kalksan sesleri göremezsin. İlle onu dışarıya edecek, taşıyacak bir bilgisayar gerektiği gibi insanın kalbi de böyle flash bellek gibi. 500 GB'lık, 128 GB flash bellekler gibi. Ne kadar filmler, konuşmalar, neler varsa. Peki bunu kim çıkartacak? Ruh dışarıya çıkartacak. Dima çıkartacak. Bak diyor ki وَتَزْعُمُ أَنَّكَ جِمُّ سَغِيرٌ. İnsan böyle küçük bir şey zannediyorsun ama diyor. Küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Öyleyse cüz'i istifadesi koca köyde birisi var. Allah'a iman etmiş. Veya bir şehirde veya Adem Aleyhisselam gibi bir kişi iman etmiş, dünyada var. Cüz'i bir istifadesi olsa bile öyleyse bu kainat onun için abes değildir. Çünkü şu. Ya Rabbi sen muhafaza et. Bak diyor ki evet, zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. 60 kilo. Fakat insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla,
kalbinde beslediği istidada nazaran bu alem-i şehadettardır, istihab edemez. Yani insanın taşımış olduğu ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada nispeten bu alem-i şehadet insanı taşıyamaz, istihab edemez, içine alamaz, doyuramaz. Ancak o ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o istidat ve kalbin meyillerini tatmin ve temin edecek ancak alemi ahirettir. O ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o kalbin istidat ve meyillerini tatmin, bak, tatmin ve temin edecek, doyuracak ancak darul ahirettir. İnsan. Şöyle de diyor. İnsan kainata cami bir nusha. İnsan Allah'ın dışında yaratılan, arştan aşağı yaratılana bir nusha. 18 bin alemi havi, 18 bin alemi içine alacak büyük bir alemin kitabına bir filiste olarak yaratılmıştır. Ama maalesef işte et kemiğe inmişiz. İnsan denince bedeni anlıyoruz. Ölüm de bedenedir zaten. Nefis ne? Çok uyumak, çok yemek, nefis deniliyor ya. O da bedene ait. Nefisi tanımanız için söylüyorum. Uyumak, yemekten kastım o değil. Nefis ne? Bedendir. İşte ölüm buna attır. Sen buna, şu bedene ben dersen ölüm korkusu seni yakana düşmeyecektir. Ne zamana kadar? Bedene ben demedin zamana kadar ölüm korkusu senden yok olmayacak. Bu ben değil. Ben gömlek miyim? Gir içeri benim atletim, benim vücudum malum işte. Benim hayatım, benim ruhum, benim aklım. O ben diyene, tefekkür ede ede, düşüne düşüne her tefekkür hissiyata mal oluyor. Tefekkürümüz oraya varma nispetinde bedenin arkasına geçiyorsun, ölümü teris olarak görüyorsunuz. Yani buna... Ki bunun adı nefistir. Bu ölecektir. Küllü nefsin zayikatül mevt. Buna ne zaman ben demezsen o zaman ölüm korkusundan kurtulacaksın. Ama buna ben dersen ölüm korkusu yakandan düşmeyecek. Çözmesin lazım insan kendisini. Ama böyle hani ben şimdi bakıyorum size. Kendimi hiç görmüyorum. Ha, hep harici görüyorum. Bir şey olunca böyle fark ediyorum. Ha sıkıntı varmış, ha şey varmış, ha lezzet varmış. Ha. Bir tuhaf alem yani. Hep dışarıdayız. Akşama kadar hep ben dışarıdayız böyle. Tefekkür edip de içe geçmemişiz. Hep ne oluyor, ne yaptılar? Allah gitti mi, geldi mi? Hep bak bakın şöyle. Hep dışarıdayız ha şimdi. Yani içeride biraz zor. Bir tanesi yazmıştı. Böyle bir ders var. Ben kayboldum. Beni bulan bana haber versin. Bak, insan Esma-i Hüsna'dan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek, bir nümune insanın cevherine, ruhuna vedia olarak bırakılmış. Peki böyle bir insan ölümü bayılmak mı zannediyor? Veya basit bir şehir değişikliği mi zannediyor? Allah her dakikayı, her anı, dakika demeyeyim, anı tekrarı mümkün olmayan bir fırsat veriyor. Hiçbir şeyin tekrarı yoktur. Tövbe bile o değil. O gitti. O günah gitti. Mesela bak. Benim yanımda oturmanın cezasıdır bunlar. Şimdi bu ikisi arasında ne kadar zaman geçti? Yani devamı veriyor. Yok ki ikisi. Burada var. Yani her an var ya an, bir fırsattır, tekrarı yoktur. Tamiri de yok. Ha Allah merhametinden Muhammed ümmetine tövbeyi kabul etmiş. Bir de Muhammed ümmetine içinden geçen, hayalinden ve düşüncelerinden geçenler mesul etmemiş. Bu da Amene Resul'ün içinde bu. Kendisi almış orada. Kur'an'ı hep Cebrail getirmiş. Amen ya Resul hariç. Merak ettim ne var burada.
Bir tanesi bu. 7 tane sır var. Bir tanesi Muhammed ümmetinin hayal ettiği, hayalinde geçenleri şuursuz. Şuursuz olarak düşündüklerinden vehim ve vesveselerine mesul değil. Oh! Çok acayip. Rüştü abiden duymuştum ki ben de taklit etmeye çalıştım ama tabii bizimkisi sırıtıyordu. Ondan sonra son anlarında şöyle demişti. Rüştü abi dedim, sen ehli hakikatsın. Bu iş bitti yani, sen biliyorsun. Gideceksin, teris olacaksın. Haletini bir bana biraz paylaşsana dedim. Hep 15-20 dakika anlattı da bir parçasını söyleyeyim. Nasıl bir halet var şu anda sende? Bitti ya. Dedi ki, zehirlemişlerdi. O ortaya çıktı. Zehirlediler. Dedi ki, Esma'nın bir mertebesinden, Esma'ya mazhar oldum burada. Esma'nın bir mertebelerine mazhar oldum. Bu esmaların, mazhar olduğum esmaların mazhar olmadığı mertebeleri var. Ona gidiyor. Olamadığım mertebelerine mazhar olmaya gidiyor. Bu halet beni kaplamış diyor. Allah'ın ne nimeti ya? Yani mazhar olduğum nimetler var, onun mertebeleri var. Ama bu esmanı mesela güldeki Cemil, çocuktaki Cemil, güzel yani. Allah'ın Cemil ismi, denizin güzelliği, ağacın güzelliği, dağların güzelliği. Ama bir de burada olmayan Cemil'in güzellikleri var. Mazhar olmadığım ama olma adayı olduğum bir insanım. O olamadığım mertebelere mazhar olmaya gidiyor. Cilvelerine. Evet. Aynı Esma'nın nihayetsiz cilvelerine mazhar olmaya gidiyor. Bunları tattım diyor. Burada fazla durmaya gerek yok. Adam ne kadar rahat. Sanki pazara geçiyor. Niye? Bir gün demiştim ki, eski, bu eski söyledim. Rüştü abi dedim ya, ben yurt dışına gitmiştim, bir ay yoktum. Ya dedim, kilo mu verdin dedim. Bak adam bak, Allah Allah. Hala orada mısın dedi. Kilo aldım, kilo verdim, bilmem ya. Mesela gel yemek yer demezdi. Niye anlatıyorum, bir insan yüceltmiyor. Adam konuşmasında, beşeri konuşmalarında fark edilmişlik vardı da anlamıyorduk. Gel yemek ye demezdi. Rüştü abi şey haritamı biliyorum. Gel kendini yedir. Yani başka birisiyim ben. Gel, bu bedene diyor ki gel kendini yedir diyor. Biraz dersten geç kaldım. Beyefendi kendini gezdirdin mi diyor. Ona dersten geliyorum ben. Tamam mı? Hatırlarsın. Böyle fark edilmiş insanlar var demek istiyorum. Peki bu paragrafımı okuyacağım. Ne işimize yarayacak? Bu okunan dersler bu ne işime yarayacak? Ben fiil olmadan şey istemiyorum. Ne yapacağım? Bu yük oluyor. Eşeğe yüklenmiş bilgi. Şimdi şu işimize yarayacak. Bence bu çok şey oldu. İnsanı tanımak adına bir sürü malzeme oldu. Beni biraz ikaz etti. Sarstı. Şu. Ben öleceğim kardeş. Ben öleceğim. Siz de öleceksiniz. Ama bana bu ölümü bayılmak değil, şehir değiştirmeye benzemiyor. İnsan çekiniyor. Bu dersler veya bu derslerin sahipleri, tefekkür ehilleri, bak ne işimize yarayacak. Bu işle meşgul olanlar. Diyor ki, alemi berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden, yani bu yolun, tarikat yol manasında bu. Bizim anladığımız tarikat değil. Tarik derler ya Nurettin, Ömre'den. Alim-i berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye, yani ehl-i sünnet ve cemaat dairesi içinde haramlara, helallara dikkat eden bir cemaat hangisi olursa olsun, bir tanesine iltihak edip dahil olsun. Çünkü bütün ihtiyaçlarını kendisi gideremez manevi. Niye? Bir insanın ihtiyacını bir dükkanda satılmıyor ki. Nurettin senin oraya gitsem ayrı, Kasım'a gitsem ayrı, Rıza'ya gitsem ayrı. Ayrı şeyler satıyorsun. Ama insanın bütün ihtiyaçlarını çarşı bir dükkana satılmıyor. Komple çarşı bir dükkan gibi.
Yani komple çarşı bir dükkan gibi. Şimdi insan bir sürü ihtiyacı var. Ben mesela okuyordum. Siz de çalışıyordunuz. Bak paylaşıyorum ben. Halletimi de paylaşıyorum. Demek ki ben de başka şekilde istifade ediyorum. Şahsı manevi oluyor vesaire. Şunu demek istiyorum. İltihak edersen, dahil olursan, ehl-i sünnet vel cevap, illa buraya gelmen zorunda değilsin. Nereye? Seni neresi motive ediyorsa, sana neresi mehdi oluyorsa, namazını kıldırıyorsa, televizyonlardan, internetlerden seni ikaz ediyorsa, istikamet veriyorsa, ifrat tefritten azade, hatta istikameti gösteriyorsa ihtina sırat-ı müstakim, neresi olursa olsun git. Git, bende bir şey yok. İltihak edip bir tanesine diyor, ustad öyle diyor, silsilelerinden bir silsileye iltihak edip ve o kafile-i nurani ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak. Yani iltihak niye ettik Ahmet? Arkadaş olacağız da, kardeş olacağız. Ya burada var bu dostlukta mesela, yabancılık çekiyor musun beni görünce? Ben de çekmiyorum. Sen pazarda, çarşıda görsem, 100 kişinin içinde görsem, hocayı, Yusuf'u, ben ünsiyet olur ya. Ülfetim değil, insan ona arkadaş, yakınlık hissedersin, hep birbirimizi hissediyoruz. Ahiret bunu 70 kat daha ileri arkadaşlar. Yabancılık yok orada. Daha fazla, o Ahmet, şimdi Ahmet ne haber? Ahmet ne haber? O kadar ihtiyaç hissediyoruz, yakınlık. Ahiret ise bütün her şey ortaya çıkmış. O Ahmet ne haber ya? Gibi. Ne arkadaş olmak, ne olacak sonra bu derslere katılman? Yalnızlık vahşetinden kurtulmak. Şimdi bu dünyada da arkadaşız, içeride vahşet var. Nasıl vahşet? Safari var ya Afrika'da, şimdi oraya atılsan paraşütle nasıl yapıldıysa rüzgar sürükledi. Oradan bir çeşit ölümün şeklini tercih edeceksiniz, anlatmıştım. Bir tarafa kaçsan timsah yiyeceksin. Başka bir tarafa gitsen sırttan yiyecek. Bir tarafa gitsen kobra yılanı, akbabalar vesaire. Fil seni eziyor. Ama mutlaka bir tane bir şekilde öleceksin. Mesela Ahmet ne hatırına geliyor? Hangi şekilde ölmek isterdin? Sırtlanla mı ölmek isterdin? Filin ezmesiyle, timsahın ağzına girmeyle mi? Yılanın yutulmasıyla mı? Ahmet ne ilk hatırına geleni? Yılan. Ya? Yılanla mı yutulmak isteriz? Bana bak, söylemek isteyen var mı başka? Mesela hangi şekilde? He ne? Akbaba. Hiçbirisi yok. Bir tanesiyle öleceksin. O zaman böyle. Yutulmak yok. Denezilelim. Filesin. Bak şimdi. Niye söyledim biliyor musun? Mutlaka ölecek bir insan ama ölümden ölümünü seçecek. O andaki o insanın içsel aleminin adı vahşet. Yani yalnızlık vahşeti. Kimsesizlik dehşeti. Yalnızlık vahşet, kimsesizlik dehşet veriyor. Hani şurada geçiyor bak. Allah Allah. Bu derslerine yani geliyoruz ya. Niye toplanıyoruz? 3 kişi, 5 kişi de, 10 kişi, 100 kişi de yoksa. Bak bunun için toplanıyoruz. Yalnızlık vahşeti, kimsesizlik dehşeti. Bak birkaç tane de söyleyecek abi. Ondan kurtulmak için. Yeisin zulümatından. Mesela şeytanın gayesi günah işlettirmek değil. Günah ile ümitsizliğe atmak. Çünkü günah günah ümitsizliktir, yeistir. Çünkü Allah Kur'an'ında benden ancak diyor ümidini kafirler keser diyor. Kafirler Allah'tan ümidini keser. Kur'an'da Müslüman tarifinde günah işlemez denmiyor. Günah işlese bile hemen tövbeye kaçar. Tövbe eder. Şimdi şeytanın en büyük gayesi günah ile yeisi atmak. Haşa haşa. Şey için söylemiyorum ama meyhanen dahi olsa sakın Allah'tan ümidini kesme. Hangi günaha düşersen düş, sakın yeis kuyusuna düşme. Günah günah yeistir. Şeytan günahı yeise atmak için işlettiriyor. Tamam? Yeisin zulümatından. Bu dersler var ya okuyoruz, beraber bir araya geliyoruz. Bir, bundan kurtulalım.
yeysin zulümatından. İki, kimsesizliğin vahşetinden. Üç, ervah habisenin izacatından. Şimdi kimse yok. Kitap okumuyorsun, derslere gitmiyorsun. Hiçbir yere takılmıyorsun. Şimdi YouTube'larda dolaşıyorsun. Subliminal var. Ulliminati var. Bir sürü sihir büyüler var. Eskide kağıtla yapılıyordu nuska. Sihir yapılmıyor muydu? Kağıtla yapılıyor. Şimdi ondan daha ileri renklerle elektrikle yapılıyor. Kağıt üzerinde değil. Elektrik üzerinde. Çünkü cinlerin daha işine geliyor. Erva-ı Habisi'nin daha işi kolaylaşmış. Elektrik üzerinde yapılıyor. Elektriğe biniyorlar. Işık hızıyla gittikleri için. Kağıt onlar için şey ya. Kağıdın etrafında bulunuyorlar. Ama elektriğe biniyorlar. Şimdi niye söyledim? Erva-ı Habisi'nin izacatından. Mesela YouTube'lara, Facebook'lara dolaşa dolaşa kapattığın zaman şöyle oluyor musun? Oh be! İyi ki dolaştım. Ne kadar atladım ya. Oh! Az kaldı mahrum olacaktım o gece. Diyor musun? Yok. Diyorsun ki. Öf! Ne yaptın ya? Bana bak bir karpuz kessen hanım. Onu mu yaptın falan? Yani unutmak için bak sebep arıyorsun. Mutfağa doğru dalıyorsun. Balkona çıkıyorsun. Bir yüzümü yıkayayım diyorsun. Bir yüzüm tanesi yedirsen orada bir fayda. 10 tane tokat vuruyor. İşte bu dersler bizi bu saatte yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, bak, kimsesizliğin vahşetinden, erva-ı habisenin izacatından ve bunların bütünselliğinden ortaya çıkan bu vahşetin dehşetinden ancak neyle kurtulur? Alem-i berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye, tarikat bildiğimiz tarikat değil, yol demek. Yani ahirete Allah için çalışanların herhangi bir tanesine iltihak edip ve o kafile-i nuraniye ile yani beraber dost olunca ebedül abad yolunda arkadaş olmak, kardeş olmak, yalnızlık vahşetinden kurtulmak. Yalnız değilim elhamdülillah. Onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek, birbirimizi görünce rahatlıyoruz. Dünyada böyle. Ya seni görünce rahatlıyorum diyor ya. Ya orada bir sesin duyayım diyor. Hani demiyor muyuz birbirimize? Oradan bir geç ya. Dünyada böyleyse, ruhta ruh bundan şey yapıyor. Diyor ki, dünyada ve berzahta manen birbirimize ülfet değil, ünsiyet etmek. Sonra evham ve şubeatın hücumlarına karşı, evham var ya vehim ve şüpheler, bir sürü dertlerimiz vardı. Elhamdülillah nurları tanıdık. Ne kadar şüphelerden kurtardık değil mi? Ne kadar sıkıntılardan kurtardık. İyi ki tanımışız. Bugün bir telefon vardı. Neresiydi bilmiyorum. Bir dinletsem ya. Adam nurları tanımış, acayip bir şey yani. Nasıl alıyor? Yani bu yaşa kadar diyor ben nasıl şey yapamamışım, ne kadar nimet, ne kadar minnettar oluyor. Zaten işte nurları tanıdı işte elhamdülillah. Ondan daha büyük nimet olur mu şimdi? Ne olabilir Şaban Ali şimdi? Köyünü biliyorum, sen de beni biliyorsun, ben de biliyorum. Yani bu Risale-i Nur nimetinden daha büyük nimet ne olabilir? Ne olabilir yani? Dolayısıyla şubeatın hücumlarına karşı birbirimize bakın şimdi. Beraber aynı şeyi dinliyoruz. Onların icmana ve ittifakına istinad edip birbirimizin nereye hürmetim var? Benim de hürmetim var. Nereye istinad ettim? Ben de istinad ettim. Nereye ittifak ediyoruz? Aynı şeye ittifak ediyoruz. Ha, onların icmana yani bizim beraberliğimizin ittifakına herhangi bir bireye geldiği zaman bunların bütünselliğine bütünlenmek. İstinad edip her bir ustadını yani abisini, hocasını, ne bileyim tarikatsa şeyhini, normal bir insansa hocasını, abisini, ne bileyim ustadını, her bir ustadını kavi bir senet. Bu abi, tamam. Biz birbirimizi peygamber olarak sevmemişiz ki. İnsan olarak sevmişiz. Neyle başka? Kusurlarıyla beraber sevmişiz.
kusursuz diye birbirimizi sevmemişiz ki. Bir sürü kusurlarımız var. İnsan olduğumuz için. Kusursuz bir kişi var. Ve dine de teyit edilmiş. Peygamberimizdir aleyhissalatü vesselam. Odur yani başka. Hem masumdur hem mahfuzdur. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Birbirimiz ustadın kavi bir senet. Birbirimizi senet göreceğiz. Gördüğü zaman orada Nurettin diyor ki orada ağırdan geçti ya. Kardeşim ama şey yazıyor. İrsaliye yazıyor. Ya kalbinde bir şey oluyor. Olmasa bile kafasına sinyal veriyor. Birbirimizi senet görmek, kuvvetli bir burhan derecesinde görüp bu dünyada güzel yaşamamıza, mesela benim size en büyük iyiliğim benim varlığımdır. Sizin bana en büyük iyiliğiniz sizin varlığınızdır. Sizin var olmanız benim davamda kuvve-i kutsiye oluyor, güven oluyor, yalnız değilim diyor. Burhan olmak, birbirlerine bir burhan olmak, senet olmak, kuvvetli delil olmak, bu haletlerle onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubahatı def etmektir. Yani bu tür sıfatlarla, bu tür nimetlerle bizde arız olan şüpheler, vehimler, vesveseler, dehşetler, vahşetler kaybolur. Yani olsa bile tesir edemiyor, vurup gidiyor. İnim inim inlemiyor. Dün cenaze evindeydi, taziye evindeydi, yani camide yaptılar. 13 yaşında çocuk ya. Annesi yukarıdan, babası aşağıdan. 13 yaşında. Yani o çocuk o kadar sahipsiz ki. Baba da anne baba da aciz. Sahipsiz ya. Ama bir yere dayansa diyor ki seni gördüm hocam diyor. Ne kadar mutlu oldum. O kadar rahatladım ki caminin üstüne baktım diyor. İçeride oturuyoruz. Yani görüyor. Güven oluyor. A burada. Tamam diyor falan. Ya o yaşında çocuk böyle korkuyor. Şimdi ölüm gelecek. Öleceğiz. Bu kadar dehşet hadiseler var. Vahşetler, dehşetler, erba habisenin izacatı, sokak, illa video, internet değil, insan suretinde şeytanlar var. Yani şey demiyorum, günah işleyeni demiyorum. O liba insan suretine girmiş, hakikaten şeytan. İblis yani. Bazen şeylerde de, resimlerde de çıkıyor o. Bu cemiyette insanı bu vahşet ve dehşet diyeyiz. Ve ervaha yani insanlardan gelen şu ağlarla etkilenmemek mümkün değil. Bu haletlere karşı işte birbirimize hüccet görmek, kuvvetli bir senet görmek, birbirimizi burhan görmekle bu tür manevi sıkıntılar ve dalalet şubuatlardan emin ve kurtuluyoruz ve rahat ediyoruz. Ama birbirimizi sevdiğimiz kadar, birbirimize değer verdiğimiz kadar Risale-i Nur'a uyduğumuz kadar, bildiğimiz kadar değil, bildiğimizi uyguladığımız kadar. O kadar rahat ediyoruz. Edeceğiz de. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.